Şimdi yine elimizde herkesin elinde iPhone 14'leri bilmem neleri var. Bir sürü para verdik bu amına koyayım telefonla. Aradan Hani bir yıl geçti ben geçmedi. bir dakika ben bununla ilgili bir şey diyeceğim. Hani gözlük çıkıyor yok ileriyi gösterecek sana dedim yalandır inanma her şey. Oğlum Kanka gecikmiş bu var olabilir. Ya, bir bir şey sonraki açıklamada olabilir. Lan o değil gerizekalı o pro. Lan o ne yapmıştı onu kanka? Şimdi mi söyledin bunu ya? Lan hayır o değil onun dediği. O çıkacak ya. Apple neydi o pro? Vision Pro, Vision Pro. Vision Pro oğlum o başka bir şey ya. Açıkladılar zaten. Kanka o çıktı çıkacak. Bir önceki lansmanda salak. Sen inanma dediğin şey şu. Cyber senin. Cyber Rus bu arada Twitch'e geri döndü. Aa! Oo. Biliyor muydun? O zaman acilen geçilir ki ke. Acil herkes toplansın. Ne diyorsun bak dede. Tamam dede lan tamam şaka. Ortalık karışık yine bize aleve veriyorsun ha. Tamam tamam şaka lan şaka. Yok arkadaşlar. Sen konuştun mu bu arada? Ebo siz geçin ben geliyorum. Ben geldim ben gitmiyorum. Hayır yine önden kiteliyor bak önden kiteliyor. Benim vize çıkıyor. Siz geçin ben geliyorum ha. Baba da yolcu. Baba da yolcusu mu? Ooo siyasete başlıyoruz ha. Vay be Cyber'ım. Vay be. Kapısı varken bize ne amına koyayım ya. Bakın. Ne? Şimdi özelliklere birlikte bakacağız. Gerçekten gerçekten şunu söylemek istiyorum. Vay efendim kamera 48 megapikselden 50'ye çıktı. Vay efendim A16 çip A17 oldu. Yok efendim cam XDR Super Retina bir şeydi de XDR Super Retina Plus oldu gibi saçma sapan özellikler geldiyse ben gerizekalı değilim Kanka, abi. Yok, onlar da ben gerizekalı değilim abi. Onlar da Kemal onlar Alma. Da gelmemiş. Abi onları boş ver. Titanyum kasa, titanyum kasa. Ama ve lakin. Şey yok artık bu arada. Artık arka kapağı kolay oğlum, açılıyor. Aa 17 Pro ezber mi? Bozan bir çip mi? Ya, oy Kemal. Bir dakika nasıl yani ya? Yo yo Pro'nun. Bir şey diyeceğim bu arada görüntü oğlum, aynı. Oğlum çok güçlü çok hafif çok Pro diyor görüntü hafif. Aynı demek olur mu kanka? Hem titanyum hem çok. Aynı ama hayır çok kaliteli onu diyecektim. Harbiden çok güzel bir şey oğlum, çıkarmışlar ortaya. Bence 10 numara abi. Bence 10 numara be. Buna alınır bu. Hayır ben şeyi anlamıyorum ciddi soru. Abi düğme koymuşlar düğme. Düğme koymuşlar bak bunda ne var bunda çentik var böyle böyle elle çıkmak zorundayım. Bunda düğme var basıyorum abi. Bunu almam lazım ya. Oğlum ben gerizekalı mıyım bunu kullanayım? Bu varken niye bunu kullanayım ben daha? Abi senin ideolojisi mal mıyım mal mıyım? Bak gerçekten doğru yoldasın abi ideoloji konusunda. Abi basılı tutacağım el feneri yanacak abi. El fenerine ben bak nereden basıyorum. Buradan çekiyorum buna basıyorum. El fener böyle yanıyor. Sikim bunu artık. Sikim ben ben şuna basmak istiyorum abi. Buna basıp ben de o zaman bunu kullanacağım doğru. Artık yani. Doğru. Bu kadar teknoloji varken değil mi Kemal'im? Evet Kemal, abi. İki tane mi alacağım peki? İki tane alacağım. Bir çünkü sağ cebime bir sol cebime alacağım. İki tane iPhone duruyor da. Evet. İki tane alıp bir sağ cebime bir sol cebime koyacağım. Dört tane olacak galiba. Masaya dört tane iPhone şey koyacağım. Ben patronumun salak olduğunu düşünüyorum. Oğlum artık. Şu telefonu aldığım için artı bir yani. Bu telefonu aldığım için mi salak? Hayır. Neden salak oluyorum ben? Aldığını, ben patronumun salak olduğunu biliyorum. Oğlum siz gerizekalı mısınız? Titanyum uzayda bile geçerli. Yarın bir gün Mars'a çıksa koloniye telefonlarınızın anası sikilecek anası. Telefonlarınız titanyum bile değil orada eriyecek. Ayda. Mars'ta eriyecek benim telefonum çekecek daha. Kemal yurt dışında adamsın kanka. Titanyum almazlarsa görürsün uçağını orada. Nereden titanyum alma, almazlarsa? Alma boşver. Kanka benim arkadaşım bilgisayarını almadılar böyle. Bilgisayar kim kanka? Bilgisayar. Sen daha bilgisayar dedin alamazlar tabii. Senin arkadaşın arkadaşına demişlerdi bu ne bilgisayar demiştir. O da dedim bunu almayın. Ülkeye almayın demiştir anladın mı? Allah yani Allah. Bunu söylediyse harbiden almamaları normal. Normal kanka yani. Oğlum bak iPhone bak şunu bir oku bak şunu bir oku şimdi iPhone titanyumdan yaratıldı. Yaratmak Allah'a mahsustur. Rospu çocukları. Çok teşekkür ederim Ali aynı anda. Doğru Ali'nin arkasındayım. Hoş buldum Ebom hoş buldum eyvallah. Lan bu çocuk İstanbul'a kadar geldi. Bu çocuk gaming istere gitti. Oyun gezi fuarlarına gitti. Gitti otelde kaldı lan. Otelde kaldı lan bu çocuk. Yuuu, kimse Ebo. Evini açmadı lan bu çocuğa Ebo. Ya kardeşim niye? Bak. Yuu öl orospu. Ben bir tane şey söylemek istiyorum. Madem bunu bana yıkıyorsun kendini müziğen. Amına kodumu bir tane Superman
O 2 metre boyundaki onu attıracaksın, arkadaşına bir tane koltuk alsaydın da bari yatsaydın. Dostum benim evde swinger partisi vardı o gece. Ondan çocuk ya, evli. Evet ya. Nasıl gelmedik ama. Çocuk evli ama şey yapamadı. Iron Man 2 metrelik, Spider-Man 2 metrelik, Batman öyle bir yer kaplamış ki bir tane yatak atsaydın da arkadaşın sende kalsaydı. Doğru diyor. Ben, oğlum. Ben de utandım şu an. Yüzüm yere düştü. Yüzüm yere düştü şimdi. Abiciğim, yüzüm yere düştü ne yalancı piç. Yüzüm yere düştü Jirok. Bir dakika Jirok, sen swinger partisine çağırsak gelir miydin kardeşim? Gelmezdin. Kardeşim ben o gün... Çağırmadınız? Oğlum benim o gün bu arada keyfim yerindeydi. Ben Hilton'da suite odada kaldım ya. Ya ben seni bilmem mi oğlum zaten? Ben seni bilmem. Hangi Hilton? Asıl var ya. Ben orada kalayım amına koyayım. Benim asıl bu adamın diyor. Bizi çağırması lazım oğlum. Bu gitti King Suite'de çağırdım. Niye gelmediniz kanka? Aa gitti var ya, King Suite'lerde falan kaldı. Ben sana söyleyeyim yani Halim. Var ya tam bir keyif orospusu. Ben sana söyleyeyim Halim. Çaldın mı çeyizlik? Valla bu gitti baba. Orada King Suite'lerde şeyde kaldı. Altın görünmüyor değil mi beyler? Sen sevdin ha bu yayıncılık tarzını bak. Kanka, sıkıntı gösterme falan. Kanka ben asıl olayı söyleyeyim sana niye öyle bir şey olduğunu. He. Neredeydi bu şey? TÜYAP neredeydi Beylikdüzü, Ali? Beylikdüzü. Beylikdüzü'ndeydi. Benim hiçbir arkadaşım da Beylikdüzü'ne yakın oturmuyor. Ben gene Silivri'de oturuyorum. Ondan dolayı Beylikdüzü'nün yakınında bir... Hoşuna mı gitti bunu? Ben Hilton'a gelirdim kardeşim çağırsaydın. Onu düşünemedim halim ya. Silivri'de beraber kalabilirdik bu arada. Sen benim yeni sandalyeyi gördün mü çocuk? Kime diyorsun? Gördüm. Bak. Ben oturdum ona. Bak böyle ayaklı... Hayır ona oturmadı ne baba. Bu yeni... titreşimli hoparlörlü işte oturdum buna. He buna oturdum. Kemal mı? Arkadaşına şöyle bir şey oturdum. Almadın ya o da senin borcun olsun amına koyayım. Yuu. Kimin arkadaşı? Kimin arkadaşını almadın? Kemal bana ben bir nesin arkadaşını sağlayayım oğlum? Tamam ben o zaman konuşmayayım. Söyle söyle. Tamam. Söylenecek sözler bitti. Söyle söyle evet söyle. Ben de dedim. Bir tane DSLR kamera alabilir miyim bana? Alabilirsin. Senin amınıza koyayım. Alabilirsin çok iyi olur. Bu koltuk şu anda 59.543 lira. Emin misin? İtop ve Jirox. Yuuu Kemal yuuu. Ben buna para vermedim. Bana hediye geldi. Yuuu Yılmaz bilgisayar. Yılmaz bilgisayardan hediye geldi abi. Bu arada evde oturuyoruz yemek söyledik bir baktım kapıya koltuk getirdiler amına koyayım yapılmış bir de. Bu da senin bu ayıbın olsun Yılmaz bilgisayar. Para veriyor biz de mutluyuz. Ben oğlum, hiç anlamıyorum hiçbir şey. Benim koltuğuma baksana. En azından üstüme senin gibi Brooklyn falan giymiyorum kardeş. Kanka şuna bak. Türk Türk. Kemal üzerinde bak. Ne yazıyor lan? Kemal USA yazıyor oğlum üzerinde USA yazıyor. Asiktir hatırlarsın tabi. Roller. Brooklyn diyor bunu trend yoldan 50 lira aldım. Roller. Şaka var ya kanka. Jirox şey nasıl geçti lan? Zaten aşağıma sürdüm. Oyun fuarı nasıl geçti sizin? Kanka iyiydi ya eğlenceliydi. Bir baktım babamla Jirox makaraya düşmüş. Mehmet amcayla da makaraya düştük fena kaç sardı. Kaç para aldın Jirox ha? Papa, oğlum bir de paparaya gitmişler ha paparaya. Bizim buluşlar gönülden. Tabi paparaya. Kemal'im biz gönülden yapıyorduk değil mi bu işleri? Büyük gönül adamıdır Jirox onu söyleyeyim. Büyük gönül adamı. Büyük gönül adamıdır ama 200'ünü de alır. Değil, büyük gelir adamı. Bak büyük gelir adamı. Adamı benim ben bedavaya gittim oraya. Harbi bedavaya gittim oradan. Bedavaya ben gittim. Ebu Harbi var ya. Ayran falan ısmarlamışlar sana doğru mu? Döner ayran. Ben görmeye geldim. Allah'a çok şükür para aşığı çeken bir orospu değilim. Teşekkür ederim. Ben orospu. Ben öyle miyim yani? Sen öylesin kanka. Sen öylesin kardeşim. Sen de öylesin ben de öyleyim. Biz kitlemizi görmeye gittik oraya. Biz oraya kitlemizi ben görmeye gittik. Ben o zaman bunu gönül adına açıklıyorum. Ben para aşığı çeken bir orospuyum. Ne? Helal olsun. Doğruyu. Herkes doğruyu doğru. Bunu söyle. Bana bunu söyle kardeşim. Herkes doğruyu doğru. Ben açıklıyorum. Giste para almadan giden de maldır amına koyayım. Ooo. Giste para almadan gittin. Giste değil daha kötü. GameX tabi. Aslanlar gibi. GameX oğlum GameX. Orada benim sponsorlarımı görmeye gittim ben. Oo. Aynen öyle ben de öyle. Gönül sponsoru anladın mı Ali? Sen anlamazsın. Orası bu çocuğu. Nereden anlarsın? Gönülden yaptım. Ne varsa. İki kere yayın açtın. 10K izlendin götün kalktı. Oğlum bizde her şey gönül işidir. Evet. Fazladan bir gün daha gittim ben bu arada haberin olsun ha. Ben valla kanka. Ben de öbür fuara geliyorum lan. Öbür fuara bakın ben de gönül sen işi gelmiyor muyum? Sen önceden aldın? Sana ben... ayarlanmış oğlum sana. Ne ayarlan oğlum git sor istediğin marka. Ben hiçbir markaya. Hangi fuara lan Kemal? Ben hiçbir. Ne fuar lan? Ne fuar? Bak git var kanka. Oğlum Allah senin bin belanı versin ki Ali. Yok dostum bozmasın. En Allah belanı versin. Sikerim. Oyun bu arada Jirox'um. Oyun bu arada 540. saatte falan açılıyor. Onu söyleyeyim. Güzel bir oyun.
Ama başlarda sakın şey yapma. 500. saati falan geldim böyle Kemal açılmaya 36 başlıyor. 36 saatteyim oğlum. Ben bayağı 36 daha 36 olmaz da. 36 da tam. Niye? Hangi oyun? Hangi oyun? Starfield. Starfield. Olmaz ne anlamı? 500. 600. saatte yavaştan açılmaya başlıyor hikaye söyle bir hikaye. Sen 2,4 saatte mi bıraktın oyunu? Oğlum sen Cansu Kural'a ne demek istiyorsun orospu çocuğu? Cansu Kural'a laf mı yedin sen? Ne alaka? 2,4 saatte ben öyle anladım. 2,4 saatte konu nasıl Cansu'nun gereken? Ben bilmem bak adam Starfield'ı ne alakası var? Sevmedi Starfield'ı diye bak adama laf atıp durmayın ha. Lan sana diyorum sana 2,4 saat mi oynadın oyunu? Yok abi oyun 600. saatte açılıyor. Oğlum sen salak mısın sen? Sorulara niye cevap vermeden blokluyup ben ezberledim kanka. Oyunu sorarlarsa diye ezberledim bir şeyler. Ben de bak kaç saat. Şey diyor mu kanka? Abicim. Ben 2.4 saat oynadım. 2.4. Kemal peki şey diyor musun? Abicim oyun yapıyorsanız modculara bırakmayın. Abi, kendiniz yapın diyor musun? Modcular yapacaksa o zaman Cahil'in oynar abi. Onu söyleyeyim. Abi ne böyle alaka ne alaka Ahmet abi oynamıyor muydu? Ahmet abi ya. Öyle demedi mi? Cahire'yi modsuz sevdi abi oyunu. Cahire'yi modsuz sevdi oyunu. 2 saat oynamış. Amına kodum var ya Kemal. Gemiye bile binmemiştir orospucuğum. Gemiye bile gözüküyor 2 saatte. Lan gemi olduğunu bilmezdir gibi oyunda amına koyayım. Mesela Baldur's Gate hakkında ödüyor. Orospucuğum Sea of Thieves mi bu? Ne gemisi amına koyayım? Uzayda geçiyor. Gemi diyorlar bana. Kemal su yok su. Baldur's Gate hakkında ne düşünüyorsun? Baldur's Gate... Baldur's Gate akıyor abi bu arada. Baldur's Gate gerçekten... 10 numara oyun abi. FRP dolu dolu. Bakacağım bir dakika bir bakacağım. O bir gelsene Ali ekranıma. Ne? Gel, ne? Gel. Ne istiyorsun? 9 saat oynamış. Orospu çocuğu 9 saat ben hızlı oynadım ama. Birkaç replik daha soralım. Lan PlayStation'da ayrı benim PlayStation. Akıyor diyor akıyor. Lan PlayStation'da ayrı PlayStation'da ayrı bir sürü şey var. Lan gerizekalı sen mal mısın hem Steam'de ayrı PlayStation'da ayrı alıyorsun. Kanka ayrı ayrı oyunlar oynuyorum. Birinde şey yaptım birinde Ali'yi yaptım. Sen Ali'yi gördün mü benim Baldur's Gate'de yaptım Ali'yi? Bir şey diyeceğim Kemal bilmiyorum fark biliyor musun bunu da teknoloji hakkında ne kadar yakınsın. Yeni bir save oluşturuyorsun aynı platformda. Oradan oynamaya devam edebiliyorsun. Kemal sen bana para mı verdin? Yani hem ikinci sayı başlayacakken PlayStation almak zorunda değilsin. Kemal gönül işi yapıyor. Bak. Yok ben mailden aldım da. İnanmıyor bir de Ali'yi yaptığıma. Ben ta yıllar önce yaptım oğlum bir de. Bu ne ya? Ali'yi yaptım oğlum. Alison bak adı da Alison. Lightfoot buçukluk düzenbaz amına koyayım. Kanka, ben bu ergen erişimdeyken bak yeterliliklerine bak Ali'nin. Akrobasi, el çabukluğu, gizlilik, içgüdü, dikkat, hile, mahkumiyet. Amına kodum. Gizliliğe niye verdin zaten? Mahkumiyete ya çok düşük oldu ya. Sinik karakter kurmuş kısa boylu amına koyayım. Kanka işte mahkumiyet verdi kanka mahkumiyet. Mesela diğerinde ejderhan yaptım amına koyayım. Ejderhayım, otarlı giderliyim. Jurox hani 4 kişiyi yanına alıyorsun ya Baldur's'a. Üçünü de öldürdüm tek gidiyorum her yerde. Oğlum hepsini... sen gerizekalı mısın? Adamları niye öldürüyorsun amına koyayım? Hepsini onunla da öyle bir karakterim Ejder Doğan. Onunla da mesela öyle bir şey yaptım amına koyayım. Benim abi... de Ejder Doğan'dı değil mi Ali? Evet, seninki Baldur's... de evet. Garip garip şeyler söylüyordu. Hikaye. Baldur's güzel abi. Baldur's'u ben beğeniyorum söyleyeyim. Ama Starfield 300. saatten sonra açılıyor onu. Ya yalan söyleme kanka ya, gayet güzel oyun bu arada ya. Kanka YouTube'dan izliyor açıklamaları oradan yapıyor ya. Ya böyle büyük kanallar. Yok abi, güzel. Jurox'un ben şunu söyleyeyim sana. Jurox sadece. Ben şunu düşünüyorum tamam, abi. Bir güzel bir. Güzel bir. Yok ben kabul etmiyorum değil. Abi. Ben kabul etmiyorum. Ben kabul etmiyorum. Güzel bir. Ben kabul etmiyorum. Ben kabul etmiyorum abi. Hiçbir şeyden. Memnuniyet duymayan insanlara dönüştük oyuncular dönüştük. Olarak. Bunu net söylüyorum evet, abi. Evet dönüştük. Dönüştük doğru. Abi. Ama doğru. Ama Bethesda kendine yakışanı yapmış. O zaman. Kime dönüştü? Bethesda kendine yakışanı yapmış Ali. Abi ya gel şunu atmıştı da bir açar mısın? He. Onu... Oğlum ha. Alttaki ben ne? Değilim. Jurox zayıflamış ne amına koyayım ya. Yo beyin nasıl atlayacak? Ananı sikeyim o da atladı. Baba şimdi bu ne abi? Kendine bir sen Baldur's Gate 3 oynuyor ama sadece küfürler. Bir şunu Cansun Gurun oynayışa bakın bir de benimkine baksanız Allah aşkına bak. Üste bir şey çıktı. Ananı sikeyim ya. Ananı sen sikeyim. Sen ne ara eski eve gidip ananı geldin sikeyim. Amına koyayım. Ananı sikeyim. Kanka ben bunu ananı bana beta diye bunu 3 yıl önce attılar amına koyayım. Uzun kılıç diyor, altın diyor. Al. Ananı düşün bak ta ne zaman oynamışım. Ali bak görükmüyor. Ali nerede burada? Şu. Bak o kadar gizlilik bir şar yapmıştım. İnanmıyor ki abi. Kaç yıl önce oynadın? Kanka 3 yıl önce oynadım bugün. Görmüyor amına koyayım.
çıkan oyunu. Ne diyorsun oğlum? Oğlum bizde böyle, bizde ben ne iPhone'da 2 yıl önce kullanıyorum. Kanka erken erişimdeydi bu oyun ya, 2 sene. O zaman oynadı. Ödüm öyle abi. Ödüm, çok mu gerdin oğlum? Arkadaşlar bu arada gerçekten stüdyo ortamında tüm ışığı vermişsiniz. Oha. Arkaya kapkara şeyi çekmişsiniz. Perdeyi, ışıklar 10 numara, bilmem ne, bu kamera bu. iPhone'dan çek, bu S3 Mini'den çek, bu yine güzel çıkar ki amına koyayım. Yani her şey burada zaten fotoğrafın güzel çıkması üzerine ayarlanmış gibi değil mi? Ama onu bayağı iyi düzelttiler bu arada Kemo. Neyi düzelttiler? O gece oğlum? gece fotoğraf çektiğinde böyle garip oluyordu ya fotoğrafları. Fotoğraf ne amına koyacağız seni? Fotoğraf belgesel. Fotoğraf bizzat. Bu fikri bu arada çaldım. ilk iPhone çıktığında bu arada direkt şunu dump olarak yapmam lazım, buna benzer bir fotoyu. Bak ilk başta makrodan alacağım, böyle genişe Cemal geçeceğim, böyle yapacağım, böyle yapacağım. Yarım saattir bahane arıyor zaten almak için. Kanka benim almam lazım. Niye? Yani alacağım. Popüler kültür. Popüler kültür masaya koyacağım en kötü. O Instagram'a istediğin fotoğrafı at. Boğaz'da çekildiğin Photoshop'lu foto gibi olmayacak. Oy oğlum, kesinlikle. Ne güzel lan o gün. Real bir fotoğraf. Cemal bize o gün var ya, büyük teşekkür etmen lazımdı da işte amına koyayım. He o an ben ondan spam yedim. Orospu çocuklar 1,5 aydır spamlıydı şeyim. Daha yeni yukarıda açıldı. Star Destroyer var. Ben olsam ben de spamlarım. Öyle güzel fotoğrafım olmadığı için. Vallahi spam attılar ona. Şeyde yazamadım ama. Kemal bu oyun 300. saatte mi açılıyor ya? Abi Bethesda kendi yakışanı yaptı, onu söyleyeyim. Kanka, başta. Bir dakika. Yayın özel attığım oyunu indirir misiniz be? Ali C-Type'ı götünü sokturtma bak. Lightning'i ne oldu Ali? Lightning diyordun. C-Type çıktı telefon. Abi özelden bir link attım, açsana. Lightning diyor. Lightning. Lightning. Lightning götünden sikeyim, ne demek? Niye kızdın ya Lightning'e? Bana ne amına? Atladım. Abi Kemal, kendi ayağına sıkanlar bir yazabilir mi? Abi kendi ayağına sıkanlar bir yazsın seri. Jurox bir abi anket yapıyor şu an. Lütfen. Bethesda'yı göremedim ki maçette. Oo! Ejder Dragon abim var ya Twitter'daki, biliyor musun? Lotter seri. Artık lastik. Sen onu da karşına aldın ha, şu an. iPhone 15. Hayır ya, şey oynuyor oğlum. Onu da karşına aldın. Söyleyeyim. Yok, hayır, Murat abi oynuyor. Murat abi oynuyor. Murat abi GF. Hayır. Murat abi GF nereden adamın bilsin? İsmini bilmiyorsun. Adamın daha ismini bilmiyorsun. Bana karşı kışkırtmaya çalışıyor. Ejder Doğan abim değil mi bu? Ejder Doğan. Ejder abi. Murat Sönmez işte. He. Adam bok göndermiş. Bok açan o değildi lan. O Murat abi GF oğlum. İsimleri tam karıştırdınız ha. Ejder abiye bok göndermezler oğlum. O işin duayeni bu adam. Hala teyze ve bilim var ederlerine, millet, din, ırk, akla gelebilecek. İşin duayeni o adam, işin duayeni. Ozan sen alıyorsan ben de alacağım ya bunu. Abi bunu almamız lazım ama şöyle bir şey var. Fiyatları bir görüntüleyelim abi, bir dakika. Vallahi bro ben yurt dışına çıkar öyle. iPhone 15 Pro 65 bin lira başlangıç. Pro almayız ayıplarlar. Pro Max almamız lazım. 76. Rengimiz natürel titanyum, mavi titanyum, beyaz titanyum, siyah titanyum, düz titanyum yok mu ya? Ben Türkiye'den bu arada alamam. Niye alamazsın? Benim 14 Pro Max şey kayıtlı ya. Ha natürel düz. Şundan almaya. Evet. Yurt dışına çıkmam lazım. Senin o yurt dışına alma değil ki. Orası kaçak seninki. Hayır gerizekalı, Paris'ten seninkini aldık ya. Lan ne Paris'ten aldın? İçinden sim kart çıktı orası. İstanbul'da adam getirdi. Siyah boy. Ben hayatımda ilk kez şöyle bir şey gördüm. Arkadaşlar hayatımda ilk kez şöyle bir şey gördüm. Adam motordan indi, siyah poşetler elinde iki tane. İkişer tane iPhone ya var. Jurox'u uzattı Feriz şöyle. İki siyah poşetten Jurox telefonunu açtı içinden. İçinde sim kart çıktı. Telefonu açıldı. iPhone 13'tü o bir kere. iPhone 13 zamanıydı o. Evet. He doğru lan o 13'tü. Eray, ben ve Ferit abi böyle bir macera. Soy isimleri de söylesene. Soy isim bir de adres eve, söyle. Evet. Doğru. Eve dönüşte de polis çevirdi. Doğru. Ondan yediler. Evet. Etiketlemeyin EGM'yi, yediler zaten cezayı. Yani polis çevirdi diyor ki niye üstünüzde 300 bin TL nakit var? O da bir dert mesela. Depolama. Jurox bu arada şöyle bilgi vereyim.
Benim Silikon Vadisi'nde çalışan... Git. Hayır abi, siktiriden bir tane. Silikon Vadisi'nde çalışan arkadaşlarıma saygın yok mu? Kemal'im, bak bana 1 TB aldırdın bu telefonu. Giriyorum daha hızlı. Depolamaya. Daha hızlı. Ya siktir git, hiçbir farkı yok kanka. Salak ya. Salak SSD... Oğlum SSD gibi düşün. Oğlum Şinan, sikerim sen kıyal kafana ha. Merhaba dostum, yayınlar. Oğlum SSD gibi düşün. SSD daha yüksek aldığında... Ya öyle bir şey yok kanka. Oğlum RPM'i şey var ya. RPM'i. RPM farkı var arada 256'nın çalışma Allah prensibiyle. Ne bir... RPM'i ya? Ne oğlum. Starfield mi oynayacaksın iPhone'dan? Bir şey diyeceğim. Ha onu diyeceğim. Birisi oynayabileceksin artık. O bit i̇şte mi bilmiyor geldi? Ki. Birisi geldi. Resident Evil'ın son oyunu falan çıkıyormuş. Evet. Evet abi. Evet, oyunlar da çıkıyor RDR abi. RDR gibi bir oyunu telefondan oynayan salaktır kanka, onu da söyleyeyim. Niye abi? Kol bağlanıyor telefona. Belki, belki durumu yoktur. Bir kol zaman. Bağlanıyor oğlum telefona. Ya durumu ya bak, gerizekalı orospu. 15 Pro Max alanın şimdi bilgisayar alacak durumu mu olmayacak? Kanka seçim yapması gerekiyordu. Salak. Ya bilgisayar aynen alacak. Öyle. Arama belki yapamayacak. De, telefon. Tamam da adam belki de bilgisayarda oturamıyor amına koyayım. Bak ya. Lan tamam da bilgisayarda oturamıyor. Yani? Götünde kıl var belki. Yatarak abi, oynamak için. Abi bir sebepten dolayı. 1 TB'ın olayı ne anlamadım. Betül Hanımcığım, 1 TB'ın olayı şu. Bilir misiniz RAM'lerin ben ve depolama alanının çalışma prensibini bilir misiniz RPM? Hardware şeyiyle anlatayım mı diliyle, hardware diliyle? Hardware diliyle anlatalım Betül Hanım'a, ben açıklarım. Hardware diliyle şöyle anlatayım. Kemal evet. Can Parlak adlı bir yalancı bir orospu arkadaşınız varsa sizi kandırmaya çalışıyor. Betül Hanım, siz buna ne kadar onaylarsınız böyle bir cümleyi? Kemal Can Parlak yalan ve orospu yan yana getirdiğinizde mesela. Hani uyuyor mu sizin için? Okey misiniz yani? CV kanka. Ben hard disk mi bu kral? Kral mı? Kral derken el rengi mi? Öyle hitaben el rengi gibi hissetmeli miyim mesela kral yazdığın için? Kral bir siktir. Sapla abi. Vallahi şöyle şey oldu ha. Oğlum Kemal senin kliplerini çok yanlış yerlerde kullanıyorlar ha. Abi o zaten yarra yiyeceğiz yine ya. Bu sene bir de olaylı. Bu sene büyük olaylı da neyse. Bir şey olmaz. Olay ne? Instagram'a verin ben size. Apple kuruş. Lan bir rahat durun lan. Allah Allah. Hemen chatte şey yapmayın abicim şöyle ya. Jurox, bunu 1 terabayt alacağız. 93 bin lira paraya hazırla. Hayır abi ben aslında. Alacağız abi. Böyle paraya. Alacağız abi. Hayır ben yurt dışından alacağım kanka. Ben yurt dışına gideceğim. Hemen oğlum yurt dışından alamazsın. Yurt dışından artık alamazsın. Telefonum da yurt dışından. Yurt dışı. Yanlış telefon yapıyorsun. Yurt dışı haraç fiyatları ne kadar oldu sen biliyor musun? Gerizekalı. Gerizekalı. Haraç fiyatları ne? Zam geldi. Ben tekrar kayıt ettirmiyorum. Abi. Devlet. Haraç fiyatı. Ben yanlış telefonu özelleştiriyorum. Oğlum ben tekrardan kayıt parası ödemiyorum yurt dışından aldığım için. Lan nasıl ödemeyin? Gerizekalı. Telefon başı o. Kanka hayır. Ya bok telefon başı. Transfer edebiliyorsun. Kime transfer ediyorsun ya? Ya öyle Kemal şey biraz lan? Araştır kanka ya. Biraz ha? Araştır. Ya. Sen eskiden böyle değildin. Pasaporta kaydediyorsun. 6 ay içinde oğlum, yurt dışı dışına çıktıysan. 30 bin yazıyor bir önce bak. 6 ay içinde. Kendi yazmışım. Salak onu ben yazdım alttakini. Beni dinliyor musun? Bir daha de. Altta da soru soruyor kanka. 6 ay içerisinde yurt dışına çıkıyorsan yeni bir telefona e-mail kaydını geçirebiliyorsun. Oğlum sen vergi mi kaçırıyorsun orospu çocuğu? Ya senin ben ananı sikeyim ben sana hiçbir şey demiyorum. Devlet ya. Baba devlet babadan gizleyemezsin ha. Abicim vergi vallahi mergi devlet... demez zaten hayvan gibi para ödedik ya. Dur. Abicim bak oku gibi. Oku. Ekim'de telefon kayıt ücreti 30.000 TL olacak iddiası sosyal medyaya karıştırdı. İşte olayın aslı. Bunu sana ne yapayım şimdi anlatayım hepsini oku. Bak, sen niye bunun magazinci bak, gibi anlatıyorsun? Ekim'de abi, telefon kayıt ücreti 30.000 TL olacak iddiası yalan. Yalan mı? Eski telefon kayıt eski telefon kaydını yeni telefona. Evet, eski e-mail'i silip yenisinin girişini yaparak telefon kayıt işlemi yapılabiliyor. Ve E-Devlet'e telefon daha önceden kimin adına kayıt edildiyse o kişinin adına yine giriş yapılıyor. E-mail düzenlenerek yeni telefon kaydediliyor. Bu durumda eski telefonun kaydı yeni telefonun kaydıyla değişiyor. Aynen kanka, ben de geçen tamam ben de o zaman bunu geçen yıl Türkiye'den aldım. Vergisini de ödedim. O zaman bu yıl bunun vergisini ben ödeyesim yok. Onu da ya kayıt ya, benim ne alaka, ne sim alaka? Kart da benim adıma, telefon da benim adıma. O zaman ben bunun vergisini ödemeyeyim.
Oğlum sana devlet böyle bir izin veriyor. Salak mısın Kemal? Oğlum nerede izin veriyor? Bana geldi devlet baba bana şey dedi mi? Kemal'im oğlum, telefonu değiştir almıyor özelgisini dedim bana. Ben ödeyeceğim abi. Oğlum bir kere sen ödüyorsun sen zaten telefon kaydı bir kereliğine. E tamam ödedim bir kereliğine. E tamam sonra... diğer yeni aldığın telefona eski e-mail'ini siliyorlar. Yeni aldığın e-mail'i senin adına pasaportunun adına tekrardan kayıt ediliyorlar. Tamam. Ama eski telefonunu kullanamıyorsun. Eski telefonunu her türlü satman gerekiyor zaten. Yurt dışına. Yurt eski telefonumun e-mail'sini sildirtemem ki ben. Ya sen geri zekalı mısın e-mail oğlum ben ya? Ben onu kanka. E-mail sildirtmiyorum. Pasaport. Eminönü'nde zor attırdım oğlum onu. Zor buldum ya. Kapanıyordu abi, telefon. Benim kaç tanıdık var sıkıntı. Şaka var. Şaka valla. Arkadaşlar. Yok Allah lan benim valla TR. Çettekiler de anlamadı ya. Arkadaşlar telefonu kopyalamıyorsun amına koyayım. Önceki telefonunu satıyorsun. Sen var ya arabanın plakasını da kopyalattırmışsındır ha. Kanka item bu item de kopyalıyordur Nice tamamen. Abicim ne haliniz varsa görün ya. Gidin 93 bin verin amına koyayım. Sen kaç para veriyorsun? Sen kaç para veriyorsun? Benim şu Iron Man kopyalıyorum. Ben 1199 dolar vereceğim kardeşim. Aman başını 1999 dolar vereceğim. Bakıyorum abi. Ne? Sen nereden alacaksın iPhone? İstediğim yerden. İngiltere'den hangi ülkeye lan? Gidiyorsam hangi ülkeye gidiyorsam lan? Oradan. Hangi ülkeye gidiyorsun? Ne bileyim hangi şeyse işte oraya gideceğim. Tamam iPhone EU. iPhone EU'yu bir açarım de benim telefonu abi. Da say. Bir de benim Chelsea telefonu da concrete. Gittiğim Apple. Gittiğim Alakası Apple benim telefonu da alacak. Kenya'dan alacağız. Kaydır aşağı. Kaydır. Kenya'da ucuz olacak. Telefonu da alıyor ya. Avrupa'da fark etmez abi bu. Kemal'im İtalya'ya gideceğiz bu sefer. İtalya'ya Allah'a okay, İtalya. En yukarıda kanka. Ortada en yukarıda. Kanka ortada ha, tamam, en yukarıda tamam, bak. Okay. Aşağı İtalya. Scorpion'i ve Orreo. Orada bizim arkadaşlar var lan Jirox. Dur şimdi bunun nerede fiyatları lan? Nerede abi? İtalya'da. iPhone var ya yukarıda abi. iPhone'a tutma. Puerto Prezi. Prezi Price'dan işte geleceksin oğlum. Oy. Doğru. Prezi. Kaç ama. Yazıyor Kemal? Daha bir şey yazmadım. Abi VPN. Promax'e tıkla. 1489 euro normal fiyatı. 1489. 1989 euro. Ben 1 terabayt almayacağım. Abi 1 terabaytı almak zorundasın ya. Ya ben 1 terabayt alıyorsam, o 1 terabayt alıyorsa sen 1 terabayt almak zorundasın ya. 1 terabayt ya. Oğlum baksana abi zaten. Aşağı, 82 euro al mesela. 82 euro al mesela. Benim 14 Pro Max 1 terabaytı kaçtan sayarlar Apple şeyinde? Yine abicim, aşağıda yazıyor. Azıcık onu, onu aşağıdan yapabiliyorsun. 30 euro veririm diyor. 30 euro veririm diyor. 30 euro ne amına koyayım? 30 euroya saram. Selezione de Kemal, Selezione de. Selezione smartphone, Sergili Portofino 800 euro. Orospu çok üzerine para verecekler. 1 terabayt. 1 terabayt. Numara telefon numaranı söyle. Dur ben yazıyorum şimdi. 800 liraymış. 0530. Numaranı göndertiyorum. Teklif numarana hayır, gelecek Jirox'um. Hayır gönder. Canlı yayında. Bunu siktim. Jirox yazıyor. Artı 90 da yazalım. 800 liraya bunu sattım. Kemal 800 liraya bunu sattım. 800 liraya bunu sattım. 500, vergisi nerede? Hayır. Vergisi nerede? Bir dakika vergisi nerede? Bir şey alacağım Kemal. Neyden? Tax free. Tax free alacağım oradan. Oğlum sen var ya hem İtalya devletini... Hem de gelip sonra Türkiye devletini kandıracağız. Ya ne alaka ne alaka? Bir de tekstiri alacağım kanka. Cyber'ı dedim tekstiri ne lan bana dalsana diye. Karım sizi ya. Yüzde kaç tekstiri yüzde kaç? Bir hatırlamıyorum ya. Ya ortama bir şey söyle. Nedir? Ya mesela geçen sene Aleyna'ya 14 Pro Max alırken 100 euro geri verdiler telefondan. Kaça aldın? Ulan kızın adı Kur'an'da var bari onu bu yola sokma. Bak, Aleyna diyorsun ki, Aleyna. 900 mü 1000 mi öyle bir şeydi. Gidiyor bak ona vergi kaçırttırıyor. %10 ayıp ya. Ya vergi kaçırtmıyorum oğlum bu devletlerin izin verdiği bir şey salak kanka, mısın sen ya? Hangi devlet? Kanka bana Google'dan at bakalım. Ali yani. Ali seni dinleyemiyorum bu salak yüzünden. Atın bakalım elinde. Google'dan bakalım. 1900 lira alırsan. Biz de bilelim bakalım düşüyor. Bu şeyleri. Biz de bilelim Ali. Ali varsa böyle şeyler biz de bilelim Ali. 1000 euro düşüyor 1000 euroya alıyorsun. Hadi. 1000 euroya telefon alıyorum oğlum Kemal ez. 1000 euroya var ya yarrağın başına alamazsın ben sana öyle söyleyeyim. 1000 euroya imkanı yok abi. 1 terabayt 1900 euroluk şeyi 1000 euroya imkanı yok alamazsın abi. Ya niye abi 1 terabayt istemiyorum ben 250 oğlum, kanka, hayır, salak bizim devlet lan bizim devletimiz telefonlara vergisini 1900'ü, kaldırdı. 1900'ü 1000 euroya alıyorsun. Ben bunu bu kadar.
Vergiler kalktı. 1900'lü alırsam 1 terabaytlı 1000 euroya alıyorum. %10 tekrardan hesapladım. Senin Allah belanı vermesin ya. Sen var ya. Büyük yavşak çıktın. Vessel Venüs telefonu alalım mı sana? Vergisiz Vessel Venüs almak ister misin? Arab başkanımız sağ olsun. Kanka hayır. İki kameralı değil mi? Ya. İki kameralı. Ben iPhone alacağım. Aynı şey. Niye iPhone alıyorsun birader? Titanyum. Titanyum uzaya mı gideceksin orospu çocuğu? Nerede gideceksin? Starfield'da mı kullanacaksın? Uzaya gideceğim ama kanka bak 300 saat falan kullanman lazım telefon ondan sonra açılıyor. Bundan sonra açılıyorsa okey. Bethesda'ya buradan başarılar diyelim. Modlu oyun yapılmaz ama. 300 saat sonra açılıyor. O dediğin kuralı bana atsana. Ben onu valla anlamadım ya. Kanka bak hemen sana direkt yazılı şeyine söylüyorum. Sana anlatır gibi anlatayım mı? Anlat kanka. O Kemal'i anlatır gibi anlat. Kemal'i anlatır gibi. Diyelim geçen sene... Ben de o sırada Kenya fiyatlarına ya, bakacağım. Paris'e gittin ya Kemal sen. Paris'e gittin ya geçen. Hatırladın mı? Kemal'im Teknopar Recep Baltaş'ın linkini attım chat'e. Söyle. Ferit abiyle makara çevirdiniz, yayın yaptınız falan. Evet. Lan. Ha oradan telefon aldın sen. Geldin burada da ödedin 20 bin liranı. Cep telefonu eski e-mail'e yeni e-mail... Oğlum senin kaydettim. Allah belanı vermesin bu Eminönü... Ya hayır oğlum bu ya salak bu teknopat. Kanka Hacı Star açmış konu. Ben Recep Baltaş. Ha yok hayır, tamam doğru. Oğlum kanka attığın şeye bak. Adam diyor ki elimde kayıtlı eski yurt dışı iPhone 5S var diyor. Ya kanka hepsi için geçerli. O sadece ya, bir örnek ya. Oğlum var böyle bir şey. İstediğine sor. Chat'te eminim bunu yapan vardır amına koyayım ya. Ben bak sen vergi anla, senin anlayacağın şekilde anlatıyorum bana fokus. Ananın amını kaçırma. Oo. Ayıp oluyor. Ali'cim şey yap seni dinliyorum. Paris'e makara gittim. Bu arada Kenya'ya abi. iPhone 14 gelmiş arkadaşlar. Onun da hayırlı olsun diye. Kenya'ya girdim sadece iPhone 14 var. O da... Hepimiz aynı... Dur kameranı bakacağız abi. Bu adamlara gitmemiş ki. Distant Force Afrika tam mana yok orada yok abi. Türkiye'ye geldi. Türkçülük yapmayın. Hepimiz aynıyız. Ayıp etmeyin, ayıp etmeyin. Tamam Ali, sendeyim kankı. Yes ben. Sendeyim abi. Ferit abiyle gittiğinizde sen oradan bir 14 Pro Max 1 TB çaktın kendine tamam mı? Tamam. Okey. 10 je vatan. Burada... Aynen. Geldim burada kaydettirdim. 20 bin lira ödedim. Okey. Sonra geldi 15 Pro Max çıktı amına koyayım dün. Dedi ki okay. Ben bunu bir alayım. Yurt dışına tekrar çıktınız Ferit abiyle. Survivor'ı gördün mü lan? Tur abi katılıyormuş ha. Ya oğlum. Aklıma bir de yok tamam pardon. Pardon çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Tur abi ne alaka abi? Valla Tur abi ben de anlamadım da Tur abi katılıyormuş. O aklıma geldi bir an. Gerçekten bir de şey galiba şey de katılıyor. Taner hapisten çıkarsa Taner hapisten evet. Çıkarsa Taner de gelecek. 3T'de galiba. Taner hapisten çıkarsa. Ben anlamadım her yıl katılıyor bu adam ya. 20 yasağı var salak mısınız? Çıkarsa değil kaçarsa. O yanlış haber verdi. Kaçarsa orada. Kaçarsa. Hızlı üzebilirsin. Şeye kaçarsa, adaya kaçarsa o da şey yapıyor. Elanur tamam, da bu arada. 14, evet. Tamam 15 Pro Max'i aldın Kemal. Tamam. Geri geliyorsun Türkiye'ye. Geldim evet. Önceki telefonunu sildiriyorsun. Yeni telefonunu kaydettiriyorsun bedava. Ya bu oyun mu? Orospu çocuk buna ne yapacak buna delete mi atacak? Abicim, bu telefon nereye gidecek evet, amına koyayım? Lan nereye gidecek bu telefon nereye? Kemal'im. Tam bak mesela öyle. Bir şey diyeceğim. Kayıt. Şeyin kaç oldu? Son kayıt harç mı deniyor şey ona? 20.000 TL. Abi bu nereye gidiyor? Bu nereye? Tamam. 20.000 TL'ye gittin mesela aldın ya bunu. Mesela bunu yurt dışından bu aldın diyelim. Bin. Tamam mı? Telefon ya kayıt. 20 ya da 30.000 fark 30 etmez. İşte 30.000'e aldın tamam mı? Bak, biz bir sonraki sene mesela evet. Yeni iPhone çıktığında yine şey parası ödemiyorsun. Ama önceki telefonu, demek önceki telefonu da kullanamıyorsun. Oğlum, önceki evet, telefonu telefon da her türlü satman kanka, gerekiyor. Kime satacaksın oğlum? İtalyan mı arayayım? Apple alıyor, Apple alıyor işte. Apple'a telefon alırken eskisini Apple veriyorsun, senden yenisini alıyor. Alıyorsun. 800 euro veriyor, alıyor telefonu. Ya bu yasal değil ne? Berk Temel 06. Salak salak konuşmayın oğlum. Devlet izin veriyor buna ya. Abi ben yine de sizi bir şikayet edeyim de amına koyayım. Ben de edeceğim. Ya ben yine de bir şikayet et kardeşim. Salak mısın nesin ya? Ya sen yurt dışına çıkmadan önce seni alsınlar da amına koyayım. Tamam. Daha dost ekibinde var ama. Söyle. Orada da bir hakaret okay. Davası. Okey. Okey abi. Etmezsen de ananı sikerim dediler diyeceğim. Tamam. Onu da diyeceğim. Onu da diyeceğim söyleyeyim ya. Yani. Ben alırım abi. Ben Türkiye'den alırım.
1 terabayt 90. Bak chat hala şey sanıyor Ali. Ondan dolayı neyi şey sanıyor? Diyorlar. Yasal değil diyorlar. Bir önceki telefonunuzu kullanamıyorsunuz arkadaşlar. O telefon artık iptal oluyor. Çöpe anladınız gidiyor, mı demek istediğimi? Yani niye Türkiye'ye abi getirseniz artık oğlum hattını kesiyorlar çünkü kayıtlı ya, değil. Birader mal mısın ya? Adam bir saattir anlatıyor, diyor ki bir tane telefon kullanma hakkın var, o hakkını geçiriyorsun. Ben yani zaten iki telefon kullanıyorum. İki telefon bir bad bitch. Gaza basmadım ağladın ha. Doğaya yazdık değil mi diyorlar Ali? Buna ne diyeceğiz? Arkadaşlar titanyum doğada çözülebiliyor. Titanyum doğada çözülebiliyor. Onun da haberini buradan vereyim. Bak chatte şey demişler. Titanyum nasıl çözülüyor? Zaman 3 yıl boyunca başka telefon getiremiyorsun yazıyorlar. Ne? Ne getirebilirsin bu arada? Oğlum. Neyi dedin sen Tayyip? Öyle bir şey mi var ya? Yancı diye şey ya öyle bir şey yok kardeşim ya. Neyi dedin? Neyi dedi o? Cumhurbaşkanım şey diyeceksin oğlum, Cumhurbaşkanım. İstediğim her şeyi getiririm Çağlar. Abici. Oğlum bir şey demedim abi. İçeri alamamak Çağlar. Ne sikimi getiriyorsanız getirin. Ben bunu Türkiye'den alırım abi. Tamam ben giderim Türkiye'mden alırım bu telefonu. 93 bin lira. 93 bin liranın kaçı vergi? Bir sen Pro'ya bakıyorsun. Pro Max alacaksın sen. Sen kimsin lan? Ağzımı açmadım, laf yedim amına. Pro Max bakıyorum ha. Oğlum kafa tamam, karıştırtma tamam, amına koyayım ya. Tamam. Arkadaşlar 5-6 tamam, tane kutu of, telefonla gelmeyeceğim amına koyayım. Bir tane iPhone 15 Pro Max'le geri döneceğim. Dur, telefonda... Dur bir. Bakalım ses ver. Bakalım. Evet. Alo, bu kim amına koyayım? Sen kimsin lan? Abi, kanka salak kızın ya, bir tanesi bu gitmiş buna demiş ki mikrofonu değiştir çok güzel oldu böyle. Bu da çok güzel oldu diye geziniyor şimdi burada. Aldım tek kamera mikrofonu. iPhone 15 hayır vergi. Ya ya quadcast aldım. Senin sesini sikip senin sesin böyle mi normalde? Ya Mako siktir iyi de attım Mako abi ya. Ne abi? 1 terabayt. 93 bin. Vergi abi vergisiz fiyatı normalde. Sen şimdi bunu 43 bin TL'ye mi alacaksın Jirox? Aman aman ne güzel dünya düşük ya. 43 vallahi binden de düşük. 43 binden de düşük ha. 2000 euroya alacağım. Bir de oranın, bir de oranın tax free'si var. Kemal, bir de oradan da %10. Bizi orada %10 bile. %10'la İtalya'ya çakacak arkadaşlar ben size söyleyeyim. Euro bunun netini. 1000 euro. Ben 28 bin liraya alacak. Kardeşim benim neyi anlamak istemiyorsun? Ben iPhone 14 Pro Max'i aldıktan sonra Türkiye sınırları içerisine girdikten sonra kayıt paramı ödedim devlete. Sen yani bir daha TRT izlersin düşen, seni sikerim ama tamam mı? Düşen, sen bir daha kült, sen bir daha gidip o Datça'da story atarsan Datça'da Kültür Bakanlığı'na %1 bu parayı vermeyip aman sahillerimiz ne güzel story'si atarsan seni sikerim. Onu söyleyeyim. TRT'de bir daha beleş maçı izlersin seni sikerim. Ben de o zaman onu söyleyeyim. Burada net bir şekilde. Ben de onu söyleyeyim abi. Bu adam Türk milletisi be. Oğlum, yok abi. Şey diyeceğim. Ben 2 sene içerisinde 2 araba değiştim. Siktirtmeyin. Vergiyi yeterince ben ödedim zaten. Ödeyeceğim abi. Bir daha olsa bir daha ödeyeceğim. Tamam abi. Bir daha ödedim. Zaten bu oğlum sene tamam, 7 haneli vergi ödedim alsan, amına koyayım. Ama devletim telefon alsan ne olur ki? 2 arabamı değiştirdin. Için... Ha Kemal ayıp sen sana benden daha iyi biliyorsun. Ne aldın lan? İki ben bana ceza geldi. Tamam ödedik mi ödedik amına koyayım. Bana ceza geldi ben şey yaptım. Ama arkadaşlar ceza ödemediğim için gelmedi. Ben ödedim. Ondan sonra bir şeyi ödemeye atlamışım. Ondan sonra o atladığım için o orada kalmış birikmiş ta seneler önceden. Ondan sonra onun da şey geldi. Hallettik ama. Hallettik hiç sıkıntı yok yani. Hiç sıkıntı arabanın yok. Motoru da transfer ettirseydin şu an. Ne cezası? Vergi kaçakçılığı falan diyorsun. Hayır. Vallahi öyle bir şey. Ya o bir kalmış işte bir yerde bir şey kalmış bir işten dolayı. Nasıl öyle bir şey yok. Vergi abicim vergimizi ya veriyoruz. Telefonumuzu alıyoruz. Hayır. Kaydımızı ya değiştiriyoruz. Bu kadar basit. Tamam Kemal o zaman. Kemal Bey'in aylarda 93 bin lira veriyor. O zaman kardeşim benim. O zaman güzel bir TRT %12 TRT'ye 5206 lirayı gönderirsin. O maçları ondan sonra izlersin. ÖTV ne tamam için abi? Yok ÖTV. ÖTV açılımı. Bakalım abi. Özellikle sana sana Datça, İzmir falan o Ege sahili, Akdeniz falan yasak sana bu saatten sonra. Yollarım abi. Kültür yollarım Bakanlığı abi yasak abi. Ne? Özel. Abi bir şey özel diyeceğim. Kemal vergisi şeyi niye hesaba katmıyorsun? Neyi? Ben bu telefonu almaya giderken yurt dışı harç parası veriyorum. Salak yurt dışı harç parası ne için? Yurt dışı harç pulu veriyorum oğlum. Tamam ben Avrupa maçlarını izle amına koyayım. Okey. Tamam o zaman tamam, TRT'deki okay Avrupa maçlarını izleyebilirsin okay, ama geri kalan okay herhangi bir maçı izlesin. Uçak biletimi ya alırken vergimi ödüyorum. Uçak tamam biletimi alırken. Evet. Bunu da hesaba kat. Bunu da hesaba kat. Senin ama
Oğlum salak mısın? O zaman sen de Türkiye'de yaşama. Havalimanına giderken, havalimanına giderken benzin alırken yine vergi mi ödüyorum? Abiciğim, Türkiye'de yaşamanın bedeli bu. Türkiye'de yaşamanın bedeli bu. Tamam, Türkiye'de yaşıyorum, vergimi veriyorum, yurt dışına çıkıyorum. Bu güzel, bu altın topraklara basıyorsan, bu güzel böyle deniz kenarına gittiğinde vergimi veriyorum abi. Ciroz. Çekin lira içi şekiller çekiyorum. Oğlum Cyber, bir de gidip yurt dışında ülke görüyoruz. Az deli fonda. Gidiyor, alma. Ya niye almayayım ha kanka? Burada niye olmasa hadi diyeceğim, tamam. Oğlum bak. Almayayım ya kanka. Kenya'da oğlum bak. İtalya'ya tamam. Kenya'da daha 14 var. Oğlum bak. Kenya'da daha gelmedi mi? Gelmemiş. Kemal tamam. Kemal bak, bir şey diyeceğim. Bak beni Kemal, çok kötü yaptın Kemal, ha. Kemal senle birlikte İtalya'ya gitsek olur mu? Olur. Yurt dışından mı alalım? Aynen, yurt dışından alalım. Olur da bu eskisini geçirebiliyor mu? Aynen geçirebiliyorsun. Kaça alacağız? 1000 euro. İşte benle birlikte 40'a alacaksın. Bir de orada tax free alacağız seninle. Tax free alacağız. Onun da parasını geri alacağız. O da düşecek. Yani bize 1000 euroya geliyor. 1000 euroya geliyor Kemal. 1000 euro kaç TL, hemen söyleyeyim sana. 1000 euro kaç TL abi? 1000 euro 30.000 TL. 29.000 TL falan. Tamam. Uçak parası falan da 34-35 falan öderiz. 2 günde geçsen orada, gelsen bilmem ne yapsan ha, zaten. 2 gün gezdin. İşte, o da ekstra olur. 10 bin lira harcadın lan, hadi 10 bin lira, 10 bin harcadın, lira harcadın. Hem de Türkiye'de o kadar para da vermemiş oldun. 40 bin lira harcadın. Bir pizza yediniz İtalya'da. Hem de ekstra şeyi de vermemiş oldun. Geri döndün aslında, Türkiye'ye. Evet. Kaydını da bu telefona geçirdin. Klibi aldım suç hissi. Beni de götürüyordu. Komutanım beni de götürüyordu. Klibi aldım suç hissi. Sen nasıl bir geri komutanım, ya? Komutanım. Devletim benim vergilerimi sil. Sen hala cezayı ödemedin. Benim bakın suçüstü. Hemen yurt dışına çıkmadan aldım. Bir dakika. Alırsın. Senin bunu yapma sebebin cezayı hala ödemedin mi? Sen şimdi bittin. Türk'üm. Doğruyum. Çalışkanım. İlker. Ne oldu? Ezber edebilirim dostum. TRT bandrolü ödemek. Yok abi. Demin tamam. Ben. Kim ne yapıyorsa yapsın abi. Kimsenin sonuçta şey yapamayız. Gelmiyor mu yani İtalya'ya? Benim İtalya'da falan işim yok abi. Benim burada almam lazım. Burada bu adam Türk milliyetçisi abi. Abi burada İtalya'dan alınca vergiden düşemiyor ki. Oğlum, o içinde pay. Kanka ya vallahi ye. Oğlum